Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Kale Seramik hitimizde tekrar beraberiz. Videonun başında tekrar hatırlatma yapayım. 5 tanelik gördüğünüz o yasal uyarıyı okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videoya tekrar başlıyorum arkadaşlar. Kale Seramik hitimiz geçen videolarda söylemiştim. Aslında kafam karışıktı. Ama pazartesi tekrar alımla beraber kendini tavana attı. %9,93 artışla 114 liralık fiyatıyla devam ediyor. Kale Seramik'te hacim artışıyla beraber zaten kendini tavan atma olasılığı var arkadaşlar. Ama şurada sadece bir göstermelik hacim artışı olmuş. Burada da muhtemelen trene binenler olmuş ama satanlar daha fazla olduğu için şuradaki kırmızı mumların giderek azaldığını görüyoruz. Kale Seramik'te bu tavan serisi hala devam edebilir. Çünkü şu an hani borsaya çok fazla bir potansiyel olduğu için Kale Seramik'te bu Kale Seramik'le beraber olan iki halka arzdan daha böyle tutarlı bir halka arz olduğu için, tabii bu kendi şahsi fikrim olduğu için tekrar trene binip bu tren nerede duracağı muhtemelen 150'leri görebileceğini tekrar düşünüyorum ben. Çünkü 140 seviyelerinden geldi. Nereden geldi şuradan bakalım hemen. 140 seviyelerinden, aynen 140 seviyelerinden geri geldi. Tekrar bu seviyeyi yakalayabileceğini düşünüyorum ben şahsen önümüzdeki bir ay boyunca. Tabi bunlar kendi şahsi fikrim, yatırım tavsiyesi değildir. Kaleser'in teknik kısmına gelirsek yani. Çünkü Kaleser diğerlerinden daha köklü bir şirket olduğu için ve halka arz analizinize göre, yani halka arzdaki o parayı nerelere aktaracağını daha mantıklı kullanacağını düşündüğüm için ben Kaleser hakkında böyle biraz daha olumlu yorum yapabiliyorum. Siz de onlara bakabilirsiniz. Halka arz olduğu tarihte bunlar yayınlanmıştı. Hareketli ortalamalar günlük bakarsak yer al ve güçlü al seviyelerinde veriyor. Osilatörler sat kısımlarına bakarsak yer sat 1, sat 1, sat 0 olduğunda bizim için gayet olumlu bir senaryo görüyoruz. Çok fazla veri yok zaten. Aylık olarak bakarsak da tabii aylık olarak açmıyor. Biz onu investikten bakarız. Kale Seramik son 5 bildirimine bakarsak yer, yani önemli bir şey var mı diye bakarsak hak kullanım işlemleri var. Yanlış yere mi bakıyoruz? Ha, doğuş otomatiğe bakıyoruz, pardon. Kaleseri açalım şuradan. Kaleseri bulalım. Aynen. Yani geçenlerde 25 Ağustos'ta fiyat istikrarının sona ermesi hakkında bir bildirim vardı. Onu okumuştuk. Ona bir önceki videomuzdan ulaşabilirsiniz. Kaleseri hakkında olan. Sonra önemli bir bildirim var mı? Kale Seramik fiyat istikrar sonucu hakkında aynen. Bundan farklı bir açıklama gelmemiş. Kale Seramik'in investing teknik analizine bakarsak eğer şöyle saatlik de hala güçlü al vermesi bizim için iyi. Ama sat 2 ve sat 1 olması biraz düşündürücü. Saatlik de çünkü çok mantıklı bir aslında bize yorum veremez. Biz aylık olarak bakarsak eğer Kale Seramik'in teknik analizine. Şöyle bakalım. Güçlü al vermesi ve satların sıfıra inmesi bizim için daha destekli bir yorum oldu. Ben de zaten aylık olarak şahsen 140-150 bandına tekrar gideceğini düşünüyorum. Çünkü hala halka arzlara talep var. Hala halka arzlardan daha fazla kazanacağını düşünen kişiler çoğunlukta ve bunlar hacimle beraber günlük tabii 4,335 yani 4,3 milyonluk bir hacimle yer alıyor. Bu hacim 5 ve 6 milyona gelirse belki de daha anlamlı bir şekilde 120-130 hızlıca gelebilir arkadaşlar. Benim de ifadelerim, yorumlarım bu yönde. Aylık olarak baktığımızda sadece şurada bir nötr var, şurada bir nötr var. Diğerlerinin hepsi güçlü al ve alt kısmında. Bunlar da gayet olumlu. Kalesi'nin finansal tablosuna ve özet filançosuna baktığımızda yer. Burada da aslında çok da olumsuz bir senaryo yok. Sadece esas faaliyet karı ve public'te bir %25'lik, 24'lük düşüş var. Finansal borçlar %29 biraz artmış. Net borçlarımız %43 artmış. Bunları da çok özerdah etmezsek genel anlamda Kale Seramik'te olumlu bir tablo var ve yeni halka arz olduğundan dolayı yani bir aylık süre aynen tam bir ay geçti üzerinden. Belki de şöyle bir 6 ay sonra çok daha farklı yerlerde olabilir. Ben yönünün yukarı olabileceğini sadece kendi fikrimce düşünüyorum diyeyim. Yatırım tavsiyesi olarak almayın tabii ki de. Genel anlamda böyle düşünüyorum. Trading ve investing de böyle düşünüyor genel anlamda. Evet. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız da videolarımdan en kısa siz haberdar olursunuz.
Şu hatırlatmayı da geçeyim arkadaşlar sizin için. Yorumlarda herhangi bir hisseyi istiyorum, analizini, yorumu yapar mısın diye bir yorumda bulunursanız ben de size geri dönüş sağlarım. 1-2 günlük süre içerisinde böyle 5-10 dakikalık özetini, analizini, yorumunu ve teknik kısmına bakarız ve sizlere sunumumuzu yaparız arkadaşlar. Son olarak da bu videoda yer alan fikirler ve görüşler arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Onu da tekrar hatırlatmakta bulunayım. Bunlar sadece tahmin olarak kendim şahsi fikirlerimdir. Bunu da yaptıktan sonra iyi günler, hoşça kalın.